Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? Hepinize şu anda yaptığınız işlerde başarılar diliyorum. Kameranın arkasında güneş olduğu için gözlerimi çok fazla açamıyorum. Kusuruma bakmayın. Bugün sokağa çıkma yasağı var. Bugün cumartesi günü. Sokağa çıkma yasağının ilk günü. Şu anda insanlar şehirlerde resmen hapis hayatı yaşıyorlar. Hiç aklıma gelmezdi bir gün olup da benim gibi şehirde yaşayıp köyde yaşayan insanlara insanların özeneceği hiç aklıma gelmezdi. Genelde köyde yaşayanlar şehirlere özenirler. Şehirde yaşayanlar zaten köye dönüp bakmazlar bile. Ancak hafta sonları piknik yapmak için giderler. Ama şu anda görüyorum ki şehirde yaşayan insanlar gerçekten ve kalben köyde yaşayan insanlara özenir duruma geldi. İşte bu koronavirüs olsun, işsizlik olsun, tabii bunlar hepsi birbirini destekliyor. Ben 2018 yılında geldim köye. O zamanlar virüs falan yoktu. Ama düşünsenize, şu anda ben elimdeki sopayla birlikte sadece kıyafetimi değiştireyim. Bundan 3000 yıl, 5000 yıl geriye de gitsem benim şu anda yapmış olduğum meslek aynen devam edebiliyor. Üstüm başım nasıl bu arada hiç bilmiyorum. Direkt açtım kamerayı. Direkt devam ediyor. Hiçbir şekilde yadırgamazlar beni. Ben de onları yadırgamam. Yok olan meslekler var. Yeniden var olan meslekler var. Ama gördüğünüz gibi küçücük bir virüs bu mesleklerin tamamıyla yok olmasına bile sebep olabiliyor. Şef yapma oğlum, niye ittiriyorsun beni ya? İttirme. Direkt yok olmasına bile neden olabiliyor. Ama gıda tartışılmaz bir şekilde yaşamını sürdürmeye devam ediyor. Gıda sektörü makineleşen gıdadan ziyade doğal ürünler. Çünkü insanlar gıda olmadan hiçbir şey yapamazlar. Belki elinizde silahınız olmasa taşla, sapanla, kılıçla, baltayla bunlarla da savaşabilirsiniz. Ama karnınız açsa ölüme mahkumsunuz. O yüzden üretmek her zaman güzeldir. Bugün koronavirüsün de ilgili sokağa çıkma yasağı ilan edildiği için kimseler dışarıda değil. Asfalttan yüzlerce araba geçerdi. Koyunlarımı karşıdan karşıya geçirmekte bazen zorlanırdım. Ha, bugün bakıyorum çok sessizlik var. Koyunlar rahatlıkla karşıdan karşıya geçtiler. Ben de böylelikle rahat etmiş oldum arkadaşlar. Eğer sizin de böyle bir imkanınız varsa kesinlikle köye gelip köyde yaşamanızı isterim. Ha, problemler var mı? Var. İnsanların şehirlerden köylere gelebilmesi için ilk önce köy okullarının kesinlikle açılması gerekiyor. Eğer köy okulları açılmazsa insanlar köye yerleşip köyde evlenseler bile çoluk çocuk sahibi olduklarında yeniden sırf onlar okula gitsinler diye şehirlere, ilçelere göç etmek zorunda kalıyorlar. Şehirden köye göçe döndürmek için ilk önce köy okullarının açılması gerekiyor. Köyde imkanların güzelleştirilmesi gerekiyor. Doğru düzgün daha internet bağlatabilmiş değilim. Telefonun internetiyle idare etmeye çalışıyorum. Böyle bir başlangıç yapayım dedim size.